Enamorat Birinden herkese merhabalar efendim. Haftanın ikinci gününde de mutfak etabımızı bitirdik. Yarışmacımız heyecanlı bir şekilde menüsünü tamamladı. Elinden geleni yaptı. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım tadıyla, lezzetiyle, sunumuyla gözünüze, damağınıza hitap edecek mi? Eksikleri var mı? Miracım, hazır mısın? Evet, hazırım. Bugün seni yorumlayacaklar. Dün rahat bir şekilde Tenzil Hanım eleştirilerini yaptın. Bakalım bugün o sana nasıl gelecek? Masayı nasıl buldunuz Nilay Hanım? Haftanın ikinci günü bugün. Masayı pek böyle hani servisini çok da özenli düzenli bulmadım. Bardaklar kimin kimin belli değil. Yani biraz acele mi hazırladı, yine son dakika mı oldu bilmiyorum ama. Yine derken dünkü de mi son dakika acele hazırlamış? Dün salatayı yetiştirememişti ve aceleyle çatal kaşıkları hani yerine koyamamıştı diye Tenzile Hanım öyle konuşmuştu. Düne göre bugün eksikler daha mı çok masada peki? Evet, düne göre bugün daha eksikler. Evet Nilay. Bir şey söyleyeyim, düne göre ne eksik? İkinci bardak yok mesela. Meşrubat bardağı elimde yok zaten. Ve istediğinizde temin edebilirim, sıkıntı değil. Çünkü zaten içecek sunumu şu an olmayacak. Hayır, dünden ne fark olduğunu söyledim ben. Eleştiri çok, olarak yani değil. Çok önemli bir detay gibi gelmedi bana. Ama meşrubat içilecek ya. Sayı olarak bardaklarınız yeterli. Hı-hı. Onun dışında zaten dün de mesela hurma vardı ki ben bugün zeytin ilave ettim mesela. Serviste de zaten dün bunu bayağı konuşmuştuk. O yüzden ben açıkçası hani herkesin ortak fikri olan şekilde servis açtım. Yani bir kusur göremiyorum. Yani şöyle mesela bakın, bu doğru, bu yanlış, sizde yok gibi. İşte farklı, o biraz telaş, o biraz heyecan sırasında olabiliyor. Siz farkını sorduğunuz için söylüyorum ben teşekkür bunu. Teşekkür ederim, yani haklısınız. O biraz telaş sırasında olabilen tabii ben, şeyler. Tabii zaten sakin bir şekilde yapılmadı belli. Yani rahat bir şekilde hazırlanmadı. Siz de söylediğiniz rahattım, için. Emin olabilirsiniz. Çok da ama eğlendim. O zaman neden bu şeyde sizde de yoktu? Şöyle dediğim gibi yani bu hani çok çok önemli bir detay gibi gelmedi bana. Şu an hani bir şey söylemek için söylüyorsunuz gibi daha çok. Anlatabiliyor muyum? Ama olmayanları sordum. Olsun, hakkınızdır, sıkıntı yok. Hayır, tabii ben ki. Olan bir şey olmuyor gibi söylesem haklısınız. Ama olmayan evet. Bir şeyi olmadığını söylüyorum. Nasıl oluyor? Şimdi bu çok önemli bir detay değil ya, hani yemeklerin lezzetinden daha ama önemli değil ya mesela. De, ya önemlilik kişisel olarak değişiklik gösterir. Açıkladım bence. Ama hani daha ne diyebilirim, servis tamam, ben de size açıklıyorum dedim. Için bir şeyler biraz ters. Ben de aynısını söyledim. Siz aceleye gelmediğini, rahat rahat hazırladığınızı yo, söylediniz. Yok, rahattım. Gerçekten çok eğlendim. Hakikaten siz de günlerinizde inşallah gerçekten bu kadar eğlenirsiniz. Yani masadaki yani ben, eksikler diyorsun, şu anda o kadar benim için önemli değil mi bu yani, tavanlar? Yani hayır, tabii ki önemsiz değil ama masada bir eksik yok. Sadece bir şeyi ters değil düz koymuşum yani. Peki sonunda, menüye geleceğim şimdi. Geleceğim tekrar sizlere. Denilen yanı menüyü nasıl buldunuz? Dün menünün basit olduğu konuşuldu. Evet. Özellikle ana yemek konusunda evet. Bayağı ağır eleştiriler yaptınız dün. Evet. Bugün nasıl peki? Beklediğiniz yine menü karşıladı mı sizi? Aynı şekilde bence davet sofrası ve özellikle iftar ve misafir sofrasına ana yemek köfte olmaz diye düşünüyorum. Bu patlıcan kebabı benim menüm için konuşuyoruz. Et mi kullandınız, kebabı? Köfte mi kullandınız? Kıyma kullandım. Tamam, köfte yaptınız. Yani. Ya olması gereken o zaten aslında, kıyma kullanılması gerekiyor. Davet sofrasında neden köfte olmuyor? Yani daha et ağırlıklı kullanılırsa. Yani kıymayı etten saymıyor muyuz? Kıyma eğer ki et olmuş olsaydı direkt et derdik zaten. Farkındaysanız kıyma diyoruz. İşlenmiş, zaten makinede her, işlenmiş. Her etin önünde bir terim oluyor. Antrikot et diyoruz mesela. İşlenmiş bir, şekilde bir et kıyma. Makinede işlenmiş bir et. Ezerek yapılıyor makinede. Yani basit, riski de yok. Ben riskinin olduğunu düşünüyorum. Katılmıyorum. Ne gibi mesela? Yani tutturulamayabilir, kıyma yapılamayabilir sonuçta. Tadı tuzu yerinde olmayabilir, patlıcanı acı bırakabilir. Yani Nilay Hanım dediği kadar çok da basit bir menü değil mi? Menüde ben tutarsızlık gördüm sadece. Mesela çorba ne çorbasıydı? Mantar çorbasıyla patlıcan kebabını uyduramadım. Farklı bir şekilde başlamak isterdim ya da devamında farklı bir şey beklerdim mantar çorbasını. Onun dışında yani şöyle her yemin kendi. Şimdi, bu arada ben size eleştirmiyorum. Pardon. Evet, farkındayım. Ya kıyma konusunda konuşuyorsak eğer, etgillerden diye kabul ederim ben. Yani siz Nilay Hanım'a katılmıyorsunuz. Köftenin de riskleri var. Herkes yapamayabilir. Evet, peki evet. Hamarat yarışması için köfte yapmak zor ama mudur yani? Ama sadece köfteyi kızartıp önümüze koymuyor ki sonuçta. Peki onun Nilay Hanım neden var böyle düşünüyor? Nilay Hanım, siz neden bu detayları düşünmüyorsunuz mesela? Hani köfteyi herkes yapamaz. Yani ya da evet köfte herkes yapamayabilir. Yapabilen de olabilir, yapamayan da olabilir. Ama bunu da yapamıyorsa bu yarışmaya başvurmasın diye düşünüyorum. Şimdi saygı duyuyorum. Yapamayan katılmasın dediği için ben üzerime alınmıyorum. Ya onu da yok, siz hani evet, yapamadınız demiyorum. Zaten tadına bakmadık. Tabii peki ama genel değil olarak baktığımızda siz ana yemek olarak riskli bir yemek bekliyorsunuz. Evet. Ya genel olarak davet masasında uğraştırıcı bir şey bekliyorsunuz. Evet. Peki Tenzil Hanım, siz nasıl buldunuz masayı?
Masayı sade buldum. Ne gibi sade? Bak bu sadeyi açalım. Mesela çatal kaşıklar mı eksik ya da ne bileyim çiçek mi büyük? Şöyle şimdi benim menümle kıyaslayacak olursam onun menüsü daha basit benim menüme göre. O yüzden hani peçetesinin falan tam yerinde olması gerekir. Yani, benim de öyle bir şeyim yok ama benimki de tam olmalıydı ama menüm daha ağır olduğu için son anda yetiştirdim ben masayı. Yani bugün bu menüyle kesinlikle hiçbir eksikliği kabul etmiyorum evet, mu diyorsun? Evet, etmiyorum. Menümü kesinlikle basit bulmuyorum. Bir kere zaten 2 saatlik bir süre içerisinde yarışıyoruz. İki saate bir şeyleri sığdırmaya çalışmak, o telaşı içerisinde işte doğru adımlar atmak. Bunlar zaten ilk önceliği oluyor insanın. O yüzden hani menünün basitliğin zorluğunu düşünemiyorsunuz o anda yani. O an her şey zaten zor yani. Onu siz bunu biliyorsunuz. Dün heyecanı yaşadım ama hani kıyaslarsak benimkisi daha uğraştırıcı. Yani mutfakta sen daha mı fazla stres evet, yaşadın evet, stres yemek yaşadım, konusunda? Peki dün bunu arkadaşlar gördüler mi masada? Görmediler. Maalesef. Neden ve kim görmedi? Mesela dün masada en çok kimin yorumlarına şaşırdın ya da ne bileyim sinirlendin, haksızlık yapıldığını düşündüğün yorum kim var? Şimdi Nilay Hanım'dan başlayayım. Nilay Hanım önce 3 puan verdi, sonra geri aldı. Bu bence olmamalıydı. Çünkü benim masam tamam yani ana yemekte eti pişmemiş dediler. Pilav bir tık tuzluydu ama geri kalan her şeyi beğendiler. Hiçbir sorun yoktu yani. Üçlük bir masaydı ama sonra ikiye düşürdü. Şimdi bugünkü masayı, menüyü göreceğiz bakalım ne verecekler yani. Peki gelsin o zaman göreceğiz. Evet. Sevgi abla sen nasıl buldun masayı? Açık konuşmak gerekirse çok yüksek değil. Neden? Elif de sabah söyledi. Çıtayı çok yükseltmedim dedi. Yarışı... Neden Mira Hanım'a karşı çıtaları yükseltmediğinizde beklentileriniz yüksek değil? Çok özür falan mı yazıyor? Çok özür diliyorum. Dün biraz bana göre pasif kaldı görüntü olarak. Yani o şeyi onda bulamadım. Yani özgüvensiz yani, miydi? Öyle bir görüntü gördüm ben. Yok kesinlikle ben. Gayet özgüvenim yerinde. Başına geçtiğim ya işi gayet güzel yaparım. Ya da hiç belli etmediniz hiçbir şekilde ben bir şey fark edemedim. Yok, o zaman. Yok ben ilk gün olduğu için hanımefendi heyecanlıydı. Hiç aslında hiç olumsuz konuşmamayı daha yani çok tercih ederdim. Görünüş olarak hani böyle çok böyle marifetli gibi görmedim açıkçası. Ya şimdi şöyle, siz evli, çocuklu, hatta şu an torun sahibi bayanlar genellikle biz yaşını beceriksiz görüyor. O yüzden ben... O ne demek yani? Bekarsın çok, diye mi? Yani hani çocuk yetiştirmemiş, işte büyütmemiş, aman ne işten anlayacak falan ama öyle olmuyor işte. Ben, öyle düşünüyor musunuz ben yıllardan beri tek başıma evli çekip çeviriyorum. O zaman benim için de aynı şeyi düşünüyor yani olması lazım. Yani bizim yaş grubu için biraz ben... Senin için zaten Sevgi Abla'nın güzel bir yorumu var, birazdan söyleyeceğim. Görünüş... olarak baktığım zaman i̇şte senden onu ne? Göremedim dedin görüntümde ben. Görüntümde benim görmediğim ama ne var sizin tabii gördüğünüz? Bir, ya şu anda dediğim gibi baktığım zaman böyle hani yapamayacakmışsınız, o lezzeti veremeyecekmişsiniz gibi öyle bir his aldım dedim. Peki az önce Elif dedi ki öyle düşünüyorsanız o zaman beni çoktan elediniz. Elif Hanım için ne düşünüyorsun? Elif o da için, bekar bir hanımefendi. Elif için de aynı şeyi düşünüyorum. Tecrübesinin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sizinle zaten tecrübe konusunda yarışmıyorum. Mutlaka yemek iki katı yaşında olduğunuz için mantıken zaten siz benden daha fazla mutfakta vakit geçirdiniz. Zaten ben de kendime göre sizleri bu şekilde yorum yapıyorum. Ama tecrübeden ama ziyade burada olay mutfakta başınıza ne geleceği ve onu nasıl idare edeceğinize bağlı. Siz aynen biraz öyle. Heyecanlı bir insansınız. Tenzil Hanım da öyleydi. Ben Tenzil Hanım'dan ilk gördüğüm anda kesin yapar izlenimi almıştım. Yani çok da ümitliydim aslında. Sizden de aynı şeyi alıyorum ama sizin heyecanlı olduğunuzu düşünüyorum. Heyecanlıyım ben baştan beri evet, o yüzden yani ben de heyecanlı. Yani 9 çeşit sence yetişmez mi Elif? Yetişmeyebilir. Yani siz heyecanlısınız bana göre. Ben sakin biri olduğum için sizden daha iyi yemek yaparım zaten yaparsam. Bu arada çorbaları alabiliriz Miracığım. Tabakları alabilirsin sen. Peki Sevgi Hanım'ın bu evli bekar muhabbetine ne diyorsun Tenzil'e? Yani ben... Elif Hanım ve Mira Hanım daha önce hiç evlenmemiş bekar oldukları için mutfak konusunda ya da yemek konusunda yeteneksizler mi? Bence değil yani katılmıyorum o konuda çünkü o insanın marifetiyle alakalı bir şey. Mutfakla ne kadar haşır neşir olduğuyla ilgili. Ne kadar belki çok giriyorlar mutfağa yani sürekli mutfaktalar yemek yapmayı seviyorlardır. Peki şimdi çorba olarak mantar çorbası geliyor. Sabah Nilay Hanım dedi mantar çorbasının püf noktaları vardır dedi. Olması gerektiği gibi olacak mı mantarı, meyanesi, kıvamı? Hazırsanız çorbalar gelsin tatlarına bakalım ve ardından yorumlarınızı yapalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.